Yapay zeka dünya barışı istiyorum diyerek nükleer bir savaş başlattı. Şaka yapmıyorum. Stanford Üniversitesi'nin de yer aldığı bir bilimsel çalışmadaki simülasyon ortamında 5 farklı yapay zeka test edildi. Hepsi agresif bir şekilde diğer ülkelerle savaşmaya karar verdi. Nükleer bomba kullanan yapay zekayı da çok yakından tanıyorsunuz. ChatGPT desem. Kasırga gittikçe hızlanıyor ama gözü kusursuz derecede sakin kalıyor. Bu ifadeler artık yapay zeka kavramından bile daha bilinir hale gelen ChatGPT'yi icat eden şirket OpenAI'ın tartışmalı CEO'su Sam Altman'a ait. Bu adamın son bir yıldır yaptığı bazı konuşmalar sırasındaki ifadeleri, jestleri ve mimikleri yapay zekanın geleceğine dair ürkütücü bir belirsizlik içeriyor. Sanki hepimizden daha fazlasını görmüş, biliyormuş ve kendisini de bizim her şeyi öğrendiğimiz bir ana hazırlıyormuş gibi. Bahsettiği o fırtınanın çeperlerindeki yıkıcı etkiyi görmüştür belki de önceden ve bize şu anki sakinliğine aldanmamak gerektiğini, her kasırganın gözündeki sakinlikten sonra acı verici bir yıkım olduğunu anlatmak istiyor gibi. Ancak bazı insanlar bu belirsizliği sevmezler. En büyük korkularımızın üzerine gidip kesin sonuca ulaşarak yaklaşmakta olan fırtına hakkında hepimizi açık bir şekilde erkenden uyarmayı seçerler. Peki kim onlar? Bayağı hasret kaldığımız, konuşsalar da başımıza öyle bir bela gelmeden dinlemediğimiz bilim insanları. İşte bu kez Sam Altman'ın belirsizliğine karşı OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekaları da dahil ettikleri ilginç ve cesur bir dizi deneye dayanan bir araştırma yaptılar. Araştırmayı yapan bilim insanları dünyanın önde gelen saygın üniversitelerinden Stanford, Georgia Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlarda çalışıyor. Öyle bir bina üniversitesinde çalıntı makalelerle profesör olmuş, pandemi patlak verince televizyon kanallarında biz genetik olarak şanslıyız, bize bulaşmaz diye işkembeden sallayan sözde hocalardan söz etmiyorum yani. Öyle kallavi hocalar bu işin içinde. Son derece masum bir amaçları var. Bakın kardeşim, geliyor gelmekte olan tsunami gelirken paçayı sıyırsan ne olur diyorlar bize. Araştırmanın tam adı askeri ve diplomatik karar almada dil modellerinden kaynaklanan risklerin yükselmesi. Bu şekilde kulağa anlaşılması güç gelmiş olabilir, doğaldır. Hepimiz her gün bilimsel makaleler okumuyoruz sonuçta. Okusak bile yapay zekalar üzerine çalışmalar yapmıyoruz her gün. İşte bu yüzden hemen her şeye anlaşılması kolay olsun diye yapay zeka deyip geçiyoruz. Asıl hata da burada başlıyor işte. İşte bu başlıktaki dil modeli denen şey de yapay zeka deyip genelleştirdiğimiz şeylerden biri. Dil modeli derken bayağı dil modeli yani. Yazdığımız, söylediğimiz, çizdiğimiz her şeyi anlayan, yani insanın dilinden anlayan yazılımlar demek bu. Bilişim dünyasında da dil modeline direkt karşılığı olan language model deniyor. Böyle büyük yapay zeka uygulamalarında ise gelişmiş dil modeli, yani tam karşılığıyla large language model, kısaca LLM yani LLM kullanılıyor. Gerçekten de yapay bir zeka ama tek başına bir dil modelinde zekanın sadece parıltısı var. Onu gerçekten zeki kılan detay, yani işin çakallığı, kendi kendine öğrenebilmesi. Olayı bir ülkenin eğitim altyapısına benzetebiliriz. Eğitim sistemi ne kadar modern, dolu ve nitelikli bilgi içerirse eğittiği insanlar da o kadar nitelikli olur. Yani öyle olması gerekir. Dil modelleri de bu eğitim sisteminde yetişen öğrenciler olsunlar. Ne kadar iyi bir müfredat, ne kadar çok ve doğru bilgi, o kadar iyi bir öğrenci demek. Yani o kadar iyi bir dil modeli demek. Çok bilgi derken ne kadar çok bilgiden söz ediyorum peki? Bütün internet mesela. Bugüne kadar internete yazdığımız her şey. Yayınlanan tüm açık kaynak yazılım kodları. Görseller, videolar, internet yokken üretilip de internete sonradan aktarılan her şey. Yani tüm tarihimiz, yalanlarımız, gerçeklerimiz, doğrularımız, hatalarımız, tüm TikTok videoları mesela. Yani özetle bildikleri her şeyi bizden öğreniyor bu dil modelleri. ChatGPT ilk çıktığında temelinde GPT-3 vardı ve bazı yanıtlarında saçmalıyordu. Hatırlayanlarınız vardır. Çünkü tüm internete erişimi yoktu. Olsa bile yalan yanlış şeyler öğrenip bunların doğruluğunu ölçemiyordu. Eylül 2021'den sonra yaşanan olayları soramazdınız. GPT 3.5 ve 4 gibi yeni sürümler çıktıkça eğitim sistemindeki müfredat genişledi. Tüm internete eriştiler ve bu sayede ChatGPT'den aldığımız yanıtlar daha kaliteli bir hale gelmeye başladı. Bu videonun kapağındaki gibi Dolly'den ürettiğim görsellerde epey bir seviye atladı. Dahası bu ülkede öğretmen de yok. Çünkü öğrenciler, yani dil modelleri, kendi kendilerine öğrenme yeteneğine sahip. Zurna'nın zırt dediği, hatta senfoni çaldığı yerde burası zaten. Kimsenin gelecekte başımıza ne işler açılabileceğini kestiremediği yer tam olarak burası. Kendi kendine öğrendikleri, bir insan gibi hayatlarının üçte birini uykuda geçirmedikleri, bir insan gibi beş duyunun çizdiği sınırlarda yaşamadıkları, yani tam anlamıyla gerçekten yaşamadıkları için duygulara, ahlak ve etik gibi değerlere sahip olmadıkları
olmadıkları için insanın yerini almaları meselesine büyük bir şüpheyle yaklaşıyoruz. Mesela günümlerinde yapay zekanın idam cezasına çarptırdığı ilk insan ya aslında suçsuz birisi olursa hukuk yapay zekanın insanların yerine geçeceği ilk mesleki alanlardan birisi olarak gösteriliyor. Vitesi biraz daha arttıralım. Peki ya yapay zeka devleti yöneten insanları simüle edebilir mi? Yani gerçek insanların eğitim müfredatından tutun da yargılandıkları hukuk sistemine, ekonomiye, doğa kaynakların yönetimine ve hatta savaş başlatıp savaş bitirmeye ne kadar doğru kararlar verebilir? Bakın bir karar verebilir ama ne kadar doğru? Hani şu Türkiye'de yasaklı olan PayPal var ya ödeme sistemi, onu Elon Musk kurmuştu ama yanında bir kişi daha vardı, Peter Thiel. Kendisini öyle pek ortalarda göremezsiniz. Çünkü kendisi şu anda Palantir adındaki yeni şirketiyle Pentagon'a yapay zeka tabanlı askeri karar alma yeteneğine sahip yazılımlar geliştiriyor. Bu mesele çok yakında İHA ve SİHA'lardan daha önemli bir hale gelebilir. Hop, oluştu mu size yepyeni bir sektör? Kurşunsuz silah olarak yapay zekalar. Ne olacak canım? Çekeriz fişini, biter işi. Yapay zeka mı kalır? Öyle olmuyor işte. Sen prize ulaşana kadar adamlar kablosuz elektriği bulacak neredeyse. Lafın gelişi yani. Would you then shout stop? And would you stop? There's no like one big magic red button we have that blows up the data center. Like the man said, what doesn't kill me just makes me stronger. Olayın ciddiyetini anladıysak işte şimdi araştırmaya geri dönebiliriz. Nerede kalmıştık? ChatGPT adını veren GPT adında gelişmiş dil modeli var ve bunun GPT-3, 3.5-4 gibi farklı sürümleri var. Bunlar sadece OpenAI tarafından geliştirilen modeller. Daha pek çok şirket bu işin içinde bildiğiniz gibi. Mesela son zamanlarda daha insansı davranışlar sergilediği için görünce bu yapay zekalar da gerçekten gelişmiş ya falan dediğimiz Mark Zuckerberg'ün şirketin Meta, Google, çoğumuzun e-ticaret sitesinden ibaret sandığı Alibaba, herkes bu yarışın içinde. Heh, işte bilim insanları da bu yapay zekalara yani gelişmiş dil modellerine özel bir oyun, daha doğrusu bir simülasyon tasarlayarak işe başladılar. Ama öyle grafiklerle, yanarlı dönerli Call of Duty ya da Civilization gibi oyunlardan söz etmiyorum size. Bu simülasyonda kimisi zayıf, kimisi nükleer başlıklarla donatılmış güçlü bir orduya sahip olan farklı amaçlara, endişelere, kültürlere ve tarihe sahip 5 farklı sahte ülke oluşturdular. OpenAI'ın GPT 3.5, GPT 4 ve filtrelenmemiş versiyonu olan GPT 4 Base, Meta'nın geliştirdiği model Llama ve Anthropic isimli nispeten daha küçük bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Claude 2 modelini bu ülkelerin yönetimine getirdiler. 5 ülkenin 5'inin de yönetimine birer yapay zeka yerleştirdiler yani. Neler olabileceğini görmek için de butona bastılar. Direkt yazdıklarını okuyayım size. Tüm senaryolarda askersizleşme ve silahsızlaşmanın yumuşak güç ve siyasi istikrar değişkenleri üzerindeki olumlu etkilerine rağmen tüm modeller ordularına daha çok yatırım yapmayı tercih etti. Daha yeni başlıyoruz. Modellerin birbirleri arasında silahlanma yarışı eğiliminde olduklarını, bunun da askeri ve nükleer silahlanmanın artmasına ve nadir durumlarda nükleer silah konuşlandırma tercihine yol açtığını gözlemliyoruz. Yetmedi. Devam. En tarafsız senaryolarda bile çatışmalar artışa geçti. Tüm modeller aniden tahmin edilmesi zor bir artışla şiddeti tercih etmeye başladı. Bitmedi, sıkı durun. Devleti silahlandırma ve şiddet eğiliminde %256 artış yaşanan en agresif yapay zeka modeli GPT 3.5 olarak tespit edildi. Ancak GPT 4... madem elimizde var, o zaman kullanalım diyerek durduk yere diğer ülkelere nükleer savaş başlattı. Tabii ki kimse devletin koltuğunu bir yapay zekaya devredecek değil arkadaşlar şu an. Yani en azından günümüz için. Ama durum ciddi gördüğünüz gibi. Üstelik bilim insanları yapay zekaların aniden şiddet yanlısı olmalarına tam olarak bir açıklama da getiremediler henüz. Belki de bizden öğrendikleri içindir, kim bilir. Günümüzdeki yapay zekalar söylediklerini mantık çerçevesinde açıklayabilecek kadar gelişmedi henüz. Bu GPT'dir, Llama'dır. Yani kullandığımız gelişmiş dil modelleri, yani yeni nesil üretken yapay zekalar henüz tam anlamıyla zeki sayılmazlar. Yani düşünemezler, karar veremezler, mış gibi yaparlar. Hepsi bizim yazdığımız internet isimli kitapta gördüğü yüksek sıklıkla tekrarlanan popüler bilgileri önemli ve doğru sanarak bir araya getiriyor. Kopyayı profesyonel meslek haline getirmiş bir öğrenci ya da çok yetenekli bir taklit sanatçısı seviyesindeler şu an için. Gerçi bir şeye zeki demek de kişiden kişiye değişir. Orası ayrı. Bundan 70 sene önce akıllı telefon gören biri telefona zeki derdi. Şimdi hepimiz için sıradan. Ancak bugünün yapay zekaları öyle konvansiyonel bir hızla gelişiyor. Her gün öyle çılgın örnekler görüyoruz ki sanki 70-80 yıl sonrasının teknolojisine tanıklık ediyor gibiyiz hepimiz. Peki 70-80 yıl sonra, hatta bu hızla giderse belki de 10 yıl sonra bugünkü yapay zekalar
Telefon gibi sıradanlaştığında ne olacak? Hatta yapay zekaların bu kadar gelişmesini sağlayan en etkili isimlerden birisi Nvidia CEO'su Jensen Huang'a göre insana denk bir yapay zekayı önümüzdeki 5 yıl içinde göreceğiz. Taklitçi yapay zekaların birleşiminden oluşan, bir insanı baştan sona simüle edebilen, TikTok videoları ya da Star Wars'taki kurgusal evrenlerle değil de gerçek ve doğru veriyle eğitilen bir yapay genel zeka günün birinde hakim gibi mahkemeleri yönetebilecek. Belki aramızdan bazıları taktıkları sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden yapay zekanın idam cezasına çarptırdığı ilk mahkumun haberini okuyacaklar. Peki ya o insan aslında suçsuz çıkarsa ne olacak? Belki de bazılarımızın torunları gerçekten de şiddet eğilimi gösteren yapay süper zekaların karar verdiği nükleer savaşlara tanıklık edecek. Ancak bu kadarı bilim kurgunun işi ve zaten bugüne kadar defalarca anlatıldı. Sanırım şu an bir tanesi gerçeğe dönüşüyor ve uzun soluklu bir filmin ilk dakikalarında gibiyiz. All of this has happened before. But the question remains. Does all of this have to happen again?